Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hepiniz hayırlı cumalar dileyerek videomuza başlayalım arkadaşlar. <laughs> Fenerbahçe öyle bir takım ki arkadaşlar çöp denilen yıldız oluyor. Yıldız denilen çöpe dönüşüyor. Bunların en başında gelen hani birçok örneğini sayarım ama Dinamo Kiev maçından bir tane istatistik vereceğim size. William Arao'nun Dinamo Kiev karşısındaki performansı. Onda 9 ikili mücadele kazanma. 4'te 4 dört hava topu kazanma. 9 pas arasıyla top kazanma. Top çalma. Top kazanma. 2 Top çalma 7 sahipsiz top kazanma %92 pas yüzdesi yani başarılı pas yüzdesi. Yanlış duymadınız ikili mücadele %90 arkadaşlar. Onda 9. Kafa topu 4'te 4. Top kapma 2. Pas arası 9. Sahipsiz top kazanma 7. Pas yüzdesi 92. Aynı şekilde o maçta Fenerbahçe'nin en iyi 5 futbolcu reytingi. O say, bak şimdi şöyle 4'te düşünün. O say Samuel. William Arao önde. Atilla Salahi, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek. Yani baktığınız zaman savunma dörtlüsünün 3'ü önlerinde oynayan iki kişi. Müthiş bir istatistik. Tabii o sayı maçın adamı seçiliyor Fenerbahçe'de. E, haksız da sayılmaz. Ki Osa'yı da geldiğinde çöptü. Öyle söyleniyordu. Atilla Salahi de geldiğinde çöptü. 2. ligden topcu mu alınırdı? İsmail Yüksek de çöptü. 3. ligden mu alınır? Ferdi Kadıoğlu da çöptü. Hollanda Ligi'nden topçu Demek ki Fenerbahçe taraftarı çöp sıralamasını, sistemini değiştirmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili de bir bilgi vereyim. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin dışında bir bilgi vereyim. TFF Sport Toto Süper Lig ve 1. Lig'de playoff sisteminin değiştiğini açıklamış. Ligi 3. 4. 5. 6. 7. bitirenler playoff'a ama 3. bitiren Direkt playoff finalinden yoluna devam edecek. Çok daha adil olmuş bu olay. Evet sevgili dostlar. Fenerbahçe ve Galatasaray. Türk futbolunun iki devi. BN Sports Fenerbahçe ve Galatasaray'a Katar'da bir hazırlık maçı yapmayı teklif etmiş. Eğer iki takım da kabul edersem e, ciddi gelirler elde edeceklermiş. Tabi muhtemelen şudur. Işte Fenerbahçe Galatasaray'dan 5 milyon euro fazla isteyecektir. Eğer 5 milyon euro fazla vermezseniz oynamayacağız diyecektir. Çünkü Fenerbahçe 5 milyon euro'lara hazır bir takım. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Fenerbahçe Joao Pedro transferini açıkladı. Evet. Fenerbahçe Joao Pedro transferinin kapını yaptı arkadaşlar. Bu transferi çok detaylıca konuşacağız ama Önce ekrana bir şey getirmek istiyorum. Galatasaray doğru olanı yaptı. Açık arttırmaya girmedi. Fenerbahçe iyi bir oyuncu aldı. Ancak Juan Pedro için Galatasaray'dan 5 milyon euro fazla teklif vererek işi bitirdi. Kaç? 5 milyon eurodan. Galatasaray'ın sunduğu 3 yıllık paket 12 milyon euroydu. Fenerbahçe'ye 17'ye mal oldu. Bu ülkenin parasına yazıkmış arkadaşlar. Şimdi 5 milyon euro fazla teklif vererek işi bitirdi. O arkadaşımıza sadece bir şey göstermek istiyorum. Umarım yeterli olur. Şimdi kapı açıklaması da ekranda dursun. 3 yıllık sözleşme arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3 sezonluk sözleşme. Bon servis ücreti 4 milyon 680 bin Euro ve ilk sezonki performansına bağlı olarak 487.500 avro bon servis bedeli arkadaşlar ilk sezona dair yani o da gerçekleşmiş olsam yaklaşık 5.250.000 euro civarına bir paraya transfer bitmiş oluyor yani Fenerbahçe Joao Pedro transferini bu şekilde bitirmiş oluyor bakınız kap açıklaması yani kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklama arkadaşlar. Transfer görüşmesi açıklaması. Şimdi Fenerbahçe Pedro için Galatasaray'dan 5 milyon euro fazla verdi diyen arkadaşlar utanıyorlar mıdır? 1 milyon 2 milyon olsa neyse de utanıyorlar mıdır? 2. Fenerbahçe hakikaten 5 milyon euro fazla mı vermiş? Benim matematiğim yetmiyor da. 3. Kapı açıklamasında bir kiyattan bir uçak vardı. Bir de orada aslancık vardı. Maymuncuk muydu, aslancık mıydı, kedicik miydi? O da bir videoda bir şey vardı. Hoş durdu mu? Bence hoş durdu. Güzel. Küfürsüz, hakaretsiz. Şimdi birilerine göre Galatasaray 4.2 milyon euro teklif etmişti. Fenerbahçe 6.5 milyon euro artı 3'te 4'te bonus verecekti. Fenerbahçe 4.680.000 euroya işi bitirdi. Yıllık ücret acaba kaç olacak? Şimdi ikişerden hesaplayalım. 2 milyon eurodan hesaplasak 6 milyon euro yapar. 4.685 yapalım. 5 ile 6'yı topladığımız zaman 11 yapıyor. E Galatasaray 12 teklif etmişti. Demek ki Keriz Galatasaray'dan daha az para vermiş Fenerbahçe. Ben demiyorum ha. Ben demiyorum. Matematikçi Galatasaraylı arkadaş söylüyor. Bir daha göstereyim de. Yani ne diyor? Galatasaray'ın sunduğu 3 yıllık paket 12 milyon euro diyor. Şimdi 2,5'tan hesaplayalım. 2,5, 2,5, 2,5, 7,5 değil mi? Yani 3 senelik sözleşme olduğuna göre 7000 7,5 artı 4,680 artı bonusu saymıyorum. 12 milyon 180 bin euro yapıyor. E bu da hemen hemen Galatasaray'ınkinin aynı. Yani 180 bin euro fazla vermiş. 17 milyona mal oldu diyen arkadaşım şu anda ne oldu acaba? Yani çok merak içerisindeyim. Şu an merak içerisindeyim. Savcılar harekete geçti mi? Çünkü Fenerbahçe herhalde kamuoyu aydınlatma platformunu kandıracak kadar kafayı yememiştir. Yedi ise muhtemelen de savcılar harekete geçmiştir. Değil mi arkadaşlar? Çünkü burada borsada işlem gören bir e, firmanın manipülasyon yapması İnanılmaz bir şey. Ha gerçi Galatasaray arkadaşlar manipülasyon konusunda bizden daha tecrübeliler. Kendileri menajer ücretini kaçta kaç gösterip, sonra bunu itiraf edip, sonra da pişkin pişkin bize kimse ceza veremez ki. Diyen arkadaşlar değil miydi? Aynen öyle. Arkadaşlar ben kimseye iftira atmıyorum, kimseye şey yapmıyorum ama açıp bakabilirsiniz. İnternette net olarak mevcut, net olarak mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her şey net olarak mevcut. Ama ben merak içindeyim. Yani savcılar harekete geçtim. Çünkü skandal var. Gerçekten skandal var. Pedro'nun geçen sezon Çakliari karnesi 14 gol 4 asist. Yani bir maçta tek başına oluşturduğu gol yüzdesi 0,41. Yani bu adam kendi pozisyonunu kendi üretiyor bir nevi. Penaltıyı gole çevirme oranı %75. Pas isabet %77. Başarılı dribbling %51. Maç başına kilit pas 0.68. Joao Pedro çok büyük bir kulübe geldim. Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için önemli bir fırsat. En iyi tercih yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Selahattin Makim. Joao Pedro iki gündür Fenerbahçe taraftarlarının videolarıyla yatıp kalkıyor. Çok önemli ve değerli bir futbolcuya kadramıza kattık. Artık bizimle birlikte çok mutluyuz. Diyor. Metin sipahi oğlum. Hadi şimdi konuşturun. Şimdi muhabirlerinizi. Hadi konuşturun. Şimdi muhabirlerinizi. Bu işler kağıttan uçaklarla yalan manipülasyonlarla olmaz. Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse bu ülkede o oyuncuyu Fenerbahçe alır. Bu tarihi bir kuraldır. Aşırttı ne? Tam anlamadım. Bu arada Mustafa Hoca düşmanlarına da bir şey şey yapmak lazım. Belirtmek lazım. Fenerbahçe'mizin 7. resmi transferi. 7. kapı. Hani diyordunuz ya. Namus sözü veriyordunuz ya. Ali Koç bile, Jesus bile çıkıp 3-4 transferle transferi kapatacağız dediğinde yemin ediyordunuz ya. Şu adam diyordu ya 7'den fazla transfer olacak. Bakın herkesin aklında kalması için söylüyorum. 7 artı. 7 artı sadece gelen olacak. Yani 8 ve üzeri ama şimdi dersiniz ki 8 çok iddialı olur. 7 artıyı unutmayın. Çünkü siz buradaki arkadaşlar 7 artı yaşına sahip arkadaşlar. Yani bir çizgi, çizgi film falan izlerken 7 artı etiketiyle birlikte izledikleri için 7 artı yakalanıp tutmaları kolay diye. Lincoln, Buruma, Emre Mor, Thiago Chukur, Joshua King, William Arao, Joao Pedro. Hocam başka Vallahi kestirmek güç ama bu gidişle 10 artıya da gider bu iş. Benden söylemesin. 8 artı, 9 artı. Gerçi 8'den sonra crash'tan sonra şey yani bakalım ne olacak arkadaşlar? Hocam Fenerbahçe'nin kadrosunda 21 tane yabancı futbolcu bulunuyor. Saydın mı lan? Saydım hocam. Saylan kim? Salai, Kolker, Lemos, Tisserand, Osayi, Novak, Gustavo, Arava, Lincoln, Crespo, Zeiss, Meyer, Rossi, Burma, Pelkas, King, Valencia, Berisha, Samatta, Pedro. Yanlış. Yanlış arkadaşım. Yanlış. Hocam bir daha sayıyorum. Salai, Osayi, Gustavo, Arava, Lincoln, Crespo, Zeiss, Rossi, Burma, Joshua King, Valencia, Joao Pedro. Şşşt. Yavaşça söylediğim yere kadar tekrar say. Salai, Musai, Gustavo, Arao, Lincoln, Crespo, Zaitz, Rossi, Buruma, King, Valencia, Joao Pedro, dur. Şimdilik. Nasıl şimdilik? Gitme ihtimali olan arkadaşlar. Gustavo, Crespo, Zaitz, Rossi ve Valencia ama Ortada saydıklarımın ihtimalleri çok daha yüksek. Hocam Kim, Kolker, Lemus, Tserant, meyer Novak, Pelkas, Berisha, Samatta. 9 tane ismi saymadın. Onlar kim? Yani bahsettiğiniz isimleri niye sayayım arkadaşlar? Kimin oyuncular onlar? Ben Fenerbahçe futbolcularını saydım. Yanlışım yok herhalde. Bir daha kontrol edeyim. Şimdilik etiketinde özellikle söylüyorum. Neden şimdilik? Çünkü transferde her an her şey olabilir. Hocam şu kim dediklerin kesin gitti mi? Hayır transferde her an her şey olabilir diyorum. Ama Fenerbahçe'nin şu andaki mevcut yabancıları Salahi 1, Osayi 2, Gustavo 3, Arao 4, Lincoln 5... Crespo 6, Zayt 7, Rossi 8, Buruma 9, King 10, Valencia 11, Joao Pedro 12 şeklinde. Tabii bu 12 kişinin hepsi Fenerbahçe'de kalacak diye bir durum yok. Baktığınız zaman 2, 4, 6, 8, 9. 9 isim hemen hemen tamam gibi ama 3 isim sıkıntı. E 9 ismi de oradan saysak 12 isim. Şu ana kadar giden sanırım 6 kişi oldu. Onu da eklediğimiz zaman 18 isim. Gelen 7 kişiyi de sayarsak 25 isim. Not. Gelen artı giden sirkülasyonu 25 artı olacak dediğimde kahkaha atan, aklı sıra minik akıllıyla espri yapan arkadaşlar burada mı? Bir ses versinler de bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. 21 tane futbolcu varmış da Fenerbahçe'nin kadrosunda da e tabi tabi başka mesela şey William Carvalho Berlusconi'nin sahibi olduğu seriyanın yeni ekibi Monza William Carvalho'ya talip olmuş. Hayır Galatasaray alıyordu onu. Galatasaray almasın diye Fenerbahçe 5 milyon euro fazla vermişti. Kesin bizdedir o. Yanlışınız vardır. Değil mi? ya Ben öyle düşünüyorum. Bir kardeşimiz yazmış hocam diyor senin bedduanı alm almaktan çok korkuyorum diye. Alexander Sherlock Liverpool'a karşı oynanan hazırlık maçının 33. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmış kimseye beddua etmedim. Ama beddua edersem gerçekten korkun. Harbi söylüyorum korkun. Hani benden beddua alıyorsa bir insan zaten insan değildir. Harbi söylüyorum bir insan benden beddua alıyorsa. Benim kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmışlığım yok. Ha, Charlotte için şunu söyledim. Bunlar elinde tutuyorlar ama yani bu işin sakatlığı var. Bu işin işte sıkıntısı var. Hepsine göğüs gerebilecekler mi dedim. Demek ki geremiyorlarmış böyle bir durum gerçekleşti arkadaşlar. Ha bu arada almak istediğimiz bir sürü futbolcu var. Göndermek istediğimiz bir sürü futbolcu var. Ama bilmiyorum. Son olarak arkadaşlar bu arada Brighton Galatasaray'ın ilgilendiği Grilliş ile anlaşma sağlamış. Yine her zamanki gibi birileri Galatasaray'ın elinden futbolcu almış. Muhtemelen Fenerbahçe'ye sallayacaklardır. Grilliş'e 5 milyon euro fazla teklif etti diye ama Uğur kılıkçı şey demiş. Bir dakika ya. Harbi harbi Galatasaray sahabe almış ya yani Lyon'dan. Geçtiğimiz günlerde ben duyum geldi bana dedim. Açıkladım hatta canlı yayında. Galatasaraylı arkadaşlara da duyum olsun dedim. Ama dedim ben inanmıyorum. iki tane zaten üst düzey sahabek var. işte Sakaboy ile Omar var. Bir kul var mücadele edecek. Türkiye kupasını hani çok önemsemedikleri için saymıyorum dedim. İmkanı yok dedim ya sahabek almazlar herhalde. Bana gelen duyum yanlıştır dedim. Harbi duyum çıktı ya. Çok zeki hamleler gidip harbi bir sahabe kalmışlar. Uğur Karakulukçu demiş ki Galatasaray yönetimi eleştirilmemek için sürekli haber sızdırıyor. 1, 2, 3 değil. 4 kişiye. Griliş hayırlı olsun yazdırdınız ya. Şimdi aynı kişilere griliş 1,5 değil 2,5 istemiş. Babası fiyat yükseltti. Biz dik duruş sergiliyoruz falan diyorsunuz. Dik duruş falan sergilemiyorsunuz. Çov yapıyorsunuz. Çov yaptığınız için de taraftarı ümitlendirip tepeden aşağı bırakıyorsunuz demiş. Daha söylediği sözler de var da işte Galatasaray'a, Beşiktaş'a şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz diye. Benim haddime değil Galatasaray'ın iç işlerini konuşmak. Şeyi de diyeceğim unutmayayım arkadaşlar aklıma gelmişken Galatasaray kısmından sonra. FETÖ ile ilgili bir şey geldi, son dakika bilgisi. 15 Temmuz FETÖ kumpasına ilgili Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre. 12 numarada bunu paylaşmış. Terörist başı Fethullah Gülen'in Hakan Şükür ve Galatasaraylı 10 futbolcu ile yaptığı video olarak kayıt altına alınan dökümanların delil olarak komisyonda tutuk, tutulduğu açıklandı. Hakan Şükür ve 10 futbolcu, 10 Galatasaraylı futbolcu. Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapor yayınlandı diyor. Fethullah Gülen terör örgütünün Fenerbahçe'yi ele geçirmek için 2012-2011 yılında kumpas yaptığı net olarak ifade ediliyor demiş. Buradan hani diğer takımlara ya da FETÖ kumpasının peşinden giden herkese diyor ders çıkacaktır muhtemelen diye. Ki bu rapor tokat niteliğindedir. IQ sahibi bireylere yeterlidir diyor 12 numara. Eski başkanımız Aziz Yıldırım'ın eşkesi memleketlerden gidiyor çıkışı da raporda dile getirilmektedir. Fenerbahçe'ye kurulan kumpasın Zaman Gazetesi'nde planlandığı Hidayet Karaca ve diğer tanıklar tarafından da ifade olarak delil altına alındığı açıklandı diyor. Ben e, ülkemizde bazı şeyleri anlamıyorum. Gerçekten anlamlı anlamıyorum anlamlandıramıyorum. E, şeyin Oğuzhan Uğur muydu? Uygur muydu? Eleman'ın bir skeci vardı bu ne renk diyor? İşte kırmızı, hayır, yeşil. Vurun, öldürün. Bu ne renk? Kırmızı. Vurun, hayır, yeşil. Bu ne renk? Siz ne renk diyorsunuz? Yeşil diyoruz. O zaman bu yeşildir. Aferin, alkış. Bu ne renk? Yeşil, alkış. Bu ne renk? Yeşil. En son bu ne renk? Yeşil dediğinde telefon geliyor. Ne? Kırmızı mı? Tamam. Bu ne renk? Yeşil. Hain. Bu kırmızı. Gibisinden bir skeci vardı. Yani çok iğne böyle ince şeylere iğneleyerek dokundurmuştu. O kadar da değil tabii ülkemizde ama bir espri vardı orada. Yani olacak o kadar kıvamda bir skeci vardı. Şimdi ben gerçekten bazı arkadaşların şeyini çok merak ediyorum. 15 Temmuz'dan önce FETÖ'cü bu arkadaşlar Fethullah Gülen'i savunuyorlar. Ve Hoca Efendi diyorlar. Yaptıkları hareketi savunuyorlar. Ama 15 Temmuz'dan sonra kim bunları savunmuş? Allah bunların belasını versin. Bilmem ocakları yıkılsın, bilmem ateşler düşsün diyorlar. Ben merak ediyorum kaçı ne kadar samimi, kaçı ne kadar samimi değil. Ama çok da umurumda değil. Benim umurumda olan bir şey var. Fenerbahçe transferleri, kap açıklamaları. Burada binlerce takipçim. Hani e, devlete intikal etmiş, Yargıtay karar tarafından karar çıkarılmış, meclis komisyonlarında araştırılmış, meclistekiler gerekli raporu, gerekli tutanağı sunmuş. Bunun bir kumpas olduğu belirtilmiş. FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu belirtilmiş. Hani 15 Temmuz'a ne diyoruz? İşte kurtuluş günü, işte darbenin engellendiği gün vesaire diyoruz. Artık 3 Temmuz'a da herhalde Türkiye'de yaşayan herkesin ne demesi gerektiği direkt ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Fenerbahçe'nin uğraşanların, Fenerbahçe'ye kumpas kuranların ne dünyası ne ahireti hayırlı olmasın. Ben onu söyleyeyim. Hiçbirimizin gözlüğü, döktüğü gözyaşı, hiçbirimize vurulan şikeci etiketi vesaire unutulmaz. Ben hakkımı asla helal etmiyorum. Siz de etmeyin. Hala bazı arkadaşlar ısrarlan. ama yaptıysanız, ama ettiyseniz diyorlar. Bizim en büyük delilimiz, temizliğimizin delili sahadaki mücadelemiz arkadaşlar. Ne bize kimse maç sattı, ne bize kimse maça yattı. Çıktık, Aslanlar gibi topumuzu oynadık. 90 artılarda gol attığımızda rakip ağlıyordu. Artık nasıl bir motivasyonla sahaya çıktılar bilemem ama yani e, üçüncü 3. dakikada gol yiyip de gülmüyordu rakipler. Ya da elini uzatıp geri çekmiyordu rakipler. Yani böyle bir durum var. Allah sorumuzu hayır etsin arkadaşlar. İnşallah herkes gerçeğe itiraf edecektir, ifade edecektir. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Ha dediğim gibi videonun başında da merak ettiğim gibi. Hani Joao Pedro transferi açıklandı ya. Savcılar harekete geçti mi? Çünkü skandallar ortada. Ortada kayıp bir 5 milyon euro var. Lütfen 5 milyon euromuzu bulun arkadaşlar. Emreket meselesi gibi bir şey oldu bu. 5 milyon euro nerede? Allah'a emanet olun.